Sevgili ve güzel Canan, nasılsınız? Hamdolsun, gene mi girizgah yapacağız? İyiyiz, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Gayet iyiyiz efendim. Maşallah, çoluk çocuk ne alemde efendim? Çok güzeller. Evde iki tane kedi var artık, çoluk çocuk deyince. Kimi? İki tane, evet. Seda'nın kedileri. Wow. Siz de kahvaltı etme zamanımız gelmiş o zaman. Bence gelmiş de geçiyor bile. Böyle tuhaf karakterli kediler evin içerisinde. Seneye. Seneye, yavşak, olsun. Bunu kameralar karşısında yapmalıydım. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Sen geçen gün bunu çok güzel etiketlendirdin. Bu etiketlenmenin iç gıcıklayıcısı, bu bölümü yapmak istedim gerçekten. Ne yapmışım gene ben? Kocaman spiritüel kişisel gelişim havuzunda konuşulan konuların hepsini seküler spiritüalizm diye tanımladın, isimlendirdin. Aslında ben değil, onu şeyden çaldım. Nereden çaldın? Sam Harris'ten çaldım. Evet, yani o da gerçekten seküler spiritüalizm diye mi tarif ediyor? Öyle tarif ediyor. Yani bir de başka bir isim daha var. Nesiz maneviyat? Dinsiz maneviyat. Dinsiz yani Türkçe çevirince iğrenç oluyor. Allahsız tosba gibi bir şey oluyor. Yani ama hani şey, bu arada Sam Harris'in bir yazar, Sam Harris'in de benim meslektaş nörobilimci. Son birkaç zamandır, 10-15 senedir aynı zamanda bu biraz militan ateizminde sözcüsü gibi ve bir yere geldi o enteresan. İnsanın spiritüel deneme ihtiyacı var, ruhsal deneme ihtiyacı var. Ama bunun için dinlere ihtiyacı yok. Ben de size yeni din yaparım dedi. Onunla uğraşıyor. Waking Up diye çok güzel bir uygulaması var. Cep telefonlarına yüklenebilir. Böyle meditasyonlar, anlatılar, tuhaf tuhaf. Yarısı Alan Watts'un konuşmalarından oluşuyor zaten. Ben eğlenceli buluyorum, ilginç. Yani %100 tabii katıldığım bir şey değil ama çok önemli bir ihtiyacın altını çizdiği için sevdim o terimi, çarptım. Şimdi de hazırlıklarını bitirmek üzere olduğumuz yeni kitap aslında biraz bununla alakalı. Evet, yani inanma kavramını, manevi anlamda düşündüğümüz inanç kavramını ilk defa hiç kimsenin hegemonyası olmadan bilimsel, psikolojik, evrimsel, biyolojik bir bakış açısıyla tekrar ele alma hikayesi çok iç kaşıyıcı. Yani kitabı okudum. Daha doğrusu ön taslak diyelim ona. Şimdi sedalarla değiştiriyorsunuz. Sen önün ön taslağını okumuş oldun. Vallahi şekli kaydı kitabı. Vallahi yemin ediyorum. Tabii, acayip bir şey oldu. Şeyde, vallahi kızlar da çok heyecanlılar o konuyla alakalı. Keyifliler gerçekten. Yarın toplantı yapacağız. Bana bayağı iş var. Tekrar bir şeyler yazacağım oraya. Yani bu hani masada açık beynin içerisindeki eğitimler tarafını konuşuyorken de çok sık karşılaştığımız konulardan bir tanesiydi ya. Yani yüksek yoksunluk ve baskı altında kalmıyorsan, ekonomik bir baskı altında değilsen ya da işte toplumsal bir baskı altında değilsen, öyle ya da böyle ekonomik anlamda belli bir rahata geldiğinde gelmiş olmaktan sonrasında o muhafazakar yapı kendi içerisinde yavaş yavaş dağılıyor. İnançların devam etsin ya da etmesin, işte daha seküler diye tarif edebildiğimiz bir alanın içerisinde giderken o seküler yapıda, Türkiye'de ve dünyada gerçekten birdenbire bu yepyeni inanmayla alakalı bir havuz açıldı ki harbiden sorma gitsin ve hani eskiden bu marjinal diyebileceğimiz gruplar ya da kişilerin içerisindeydi. Yani hani bir toplulukta bir kişide rastladığım bir şeydi. Şimdi artık çoğunluğun okey, yani ben masada gerçekten hani kallavi insan, ben numara bilimi üzerine çalışıyorum falan. Numara bilimi yani bu arada adı. Şimdi bununla dalga geçerek geliyorsun da artık azınlık konumuna döndü mevzu. Hani bir süre sonra kalabalıklar, yani hani dayak yiyeceğiz bu konuyla alakalı. Burada bir şey var, ola gelen bir durum. Yani nefesti, numara bilimiydi, işte secret havuzuydu, astroloji zaten büyük bir havuzdu, bilmem ne, bir giden bir şey var, alan var. Bunu yani üzerine sohbet etmek, derlemek, toplamak, tespit etmek, oradaki durumu ayırt etmek açısından bu neden olur? Ne içince geçer? Ya da geçmeli mi? Tamam mı? Ya da işte buradaki hale nasıl adapte olalım? Nasıl düşünelim bu konuyla alakalı? Nın sohbetini açmak istiyorum. Çok, burada çok büyük çizdin çerçeveyi. Ya işin içine numeroloji, astroloji girince iş coşar. Ama orada ben şöyle bir sınırlama öneririm. Bu arada bu doğru mu değil mi hiç konuşmuyorum. Aslında sorunum bunlar doğru ya da bu yaklaşım. Onlar da işte benzer bir ihtiyacın şey. Ya şöyle abi. Ya daha evvel seninle defaatle de konuştuk. Ezoterik alan dediğimiz o aslında bilimsel bilgiyi de kapsayan büyük anlama alanı diyelim. İnsanın böyle bir ezoterik bilgi diye bir tanımladığı bir şey var. Bizim kesinlik ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyor. Yani dini anlatılar da bunun içinde, bilim de bunun içinde. Mesela bilim maddi dünyaya dair nasılları söylerken senin bir tarafını tatmin ediyor. Ama maddi dünyadaki gözlemlerle anlayamadığın oluş nedenlerine dair de İşte dinler, anlatılar, mitolojiler, bir şeyler, aydınlanmış insanlar bir şeyler söylüyorlar.
Orası da senin bir tarafını tamamlıyor. Dolayısıyla bu dünyada işlevsel olarak kalabilmen için insan teki olarak böyle bir şeye ihtiyacın var. O nedenle bunlara olan ihtiyaç hiç bitmiyor. Şimdi sorun aslında şu oldu. Ben yani varlıklanmak, bilgilenmek ve sekülerleşmek gibi görmüyorum da onu. Dünyanın bilgi biriktirme, insanın bilgi biriktirme hızına dini anlatıların yetişemeyerek, geleneksel anlatıların yetişemeyerek biraz insanı yarı yolda bırakmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Mesela birçok özellikle bu işte İbrahim'i dinler dediğimiz dinler. Bu cümle benimkilerden daha sert oldu bence. Evet yani şey olmadı mesela güncellenemedi. Yani geleneksel bir anlatıya takıldı. Fraksiyonları var böyle son derece ultra süper yenilikçi reformist falan bir şeyler var. Ama mesela İslam'ın içerisinden bir işte Yaşar Nuri çıkınca sopa yiyor anlatabiliyor muyum? Ya da işte Hristiyanlıkta bir bilmem kim çıkıyor etten diyorlar bu kim? Ondan sonra işte Scientology, Mantoloji gibi tuhaf taraflara gidiyor bu işler. Yani geleneksel anlatı insanın bilgi biriktirme hızıyla pek yarışamıyor. Yarışamayınca bir boşluk doğuyor. Neydi? Dün işte benim babam, onun babası, annesi neyse. Bunlar doğdukları yerde bir öğreti alıyorlardı. Hayattaki her şeyi açıklıyordu. Fıstık gibiydi. Ulan şimdi biz yani biraz topluma karışınca bakıyoruz kafalar 1500. Hiç evdeki hikaye çarşıya uymuyor yani. Dolayısıyla orada ya aileden aldığımız geleneksel her şeyi bir tarafa bırakıyoruz. O zaman da sapsız balta gibi kalıyoruz. Yani insan öyle bir varlık ki abi bazı şeyleri hatta hayatındaki hemen hemen hiçbir şeyi deneyimleyerek öğrenecek vakti yok. Mesela birkaç zaman evvel işte ailemizde cenazeler falan da olunca cenaze ritüellerinin ne işe yaradığını anlıyorsun. Yani sen birini kaybediyorsun düşün. Çok yakının, anan baban çocuğun neyse. Başı kesik tavuk gibisin yani. Ne yapacağını bilmiyorsun. Biri diyor ki bak kardeşim önce yıkayacaksın, paketleyeceksin, okuyacaksın, edeceksin. İşte ne bileyim 7'si var, 14'ü var, bir şey var, bir şey var. Bu ritüeller seni bir şekilde meşgul tutarken bunu anlamlandırmanı kolaylaştırıyor. Ama bu ritüellerin tamamen hiçbirinin olmadığını düşün. Herhangi bir din ya da kültürden bağımsız olarak insan bu durumda ne yapacağını bilemez. Ve bununla baş edemez. Dolayısıyla insanın hangi devirde olursa olsun evrenin ve dünyanın, kendi zihinsel dünyasının dahil karmaşıklığıyla baş edecek algoritmalara ihtiyacı var. Şimdi bu algoritmaları düne kadar hazır hikayelerle alıyorduk. Ama o hazır hikayeler bilgi birikimiyle yarışamayınca, onu takip edip tekrar güncellenemeyince ne oldu bu kadar bilgiyle ne yapacağız? Mesela geçen günlerde işte bu yılbaşı vesilesiyle sevgili Selçuk Topal, 100. Yıl Üniversitesi'nde astronom arkadaşımız. Çok severim programlarda falan çok keyifli muhabbet ederiz. Bu yılın en şanslı burcu diye bir video çekmiş mesela. Ben de hemen paylaştım onu Instagram'da. Diyor ki işte en kısmetli burç bu sene alın teri burcu olacak diyor. Çalışın, yıldızlardan falan medet ummayın falan diye çok güzel bir şey çekmiş. Şimdi birçok insan gerçekten o kendi hayatlarındaki atıllığı ve işe yaramazlık hissini dışsal bir takım kıyaklara, fırsatlara, işte yıldız dönümlerine falan bağlamaya çalışıyor. Astrolojinin orijinalde pek böyle bir vaadi yoktur ama biz onu öyle kullanıyoruz. Şimdi Selçuk bunu çok haklı olarak eleştirmiş ve çok güzel de bir şey söylemiş, işe yarayacak bir şey. Fakat mesela bir astronom, bir fizyolog, bir tıp doktoru, bir bilim tarihçisi kim olursan ol yani akademik bilgiye böyle dibine kadar sahip olduğunu düşün. Ulan hiçbir şey bilmiyorsun ki. Yani mesela nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunun cevabı yok. Ben olarak nasıl yapmalıyım sorusunun cevabı ne astronomide ne fizyolojide hiçbir yerde yok. Ben senelerdir işte biyoloji, nörofizyoloji falan takılıyoruz. Anlam yok. Yani anlam arayışıma hitap eden hiçbir cümle yok yani. Sadece bana diyor ki şu şöyle olur, bu böyle olur. Ve sorduğum soruların %90'ında cevabı henüz bilmiyoruz, yarın keşfedeceğiz. Lan ben öleceğim. Ben öleceğim, seni keşfetmeni mi bekleyeceğim? Dolayısıyla benim burada bir ihtiyacım var. Mesela Sam Harris gibiler buna ayılmışlar. Diyorlar ki, hacı bu her şey bilimle olmuyor belli ki. Gelin diyor, biz kendi hikayemizi kendimiz yazalım. Aslında hani büyük konuşmayayım ama çok yakında bunlar yeni dinlere dönüşecekler. Böyle bir tarafa doğru gidiyor. Çünkü bilim ve akılla, kendini dinleyerek, içsel deneyimle elde ettiğim bir şeyi, mesela Sinan Canan elde etti, Mustafa Can'la paylaştığı anda Mustafa Can diyorsa ki vay lan çok mantıklı, din oldu. Yani bir anda sen deneyimlemediğin bir şeye tabi olup ona inanmaya başlıyorsun. Ve bu yavaş yavaş ritüelini, kuralını geliştirince de bir dine dönecek. Yani bundan pek kaçış yok gibi ama bu devrin arayışı çok önemli bir şey söylüyor bize. Maneviyat, manevi deneyim, o spiritüel deneyim devredilemez bir ihtiyaç. Ne yaparsan yap, refah içinde yürü. Dünyanın en gelişmiş ülkesinde yaşa,
Bu akımlar en fazla orada çıkıyor, dikkat et. Biz bakma şimdi... Evet, evet, zaten o gerçekten tanım çok doğruydu. Yani sekülerleşme, yani ekonomik anlamda belli bir refah ve daha bedene, haza, zihinsel duruma ve akla dayalı bir kültür oluşturdukça çoğalıyor bu yapı. Biz şimdi dolar kuruyla falan uğraştığımız için bu konulara çok giremiyoruz ülke olarak. Henüz daha ne olacağı belli değil. Dün 5 bin liraya aldığım stüdyo ışığı bugün 15 bin lira olmuş falan dedi mi? Ne spiritüel, nereden geldin dedi. Bak nasıl bir anda gözleri parladı. O sorunlar geçici bir süre bunları düşünmemizi engelliyor ama insan işte karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı ya. Öyle oluyor. Yani bir böyle her bu da hala şeyden... güzel bir laf. Tabii, bence de. En güzel tanımlarımdan bir tanesi. Evet. O noktaya geldiğinde cevap üretebileceğin bir dayanağa ihtiyacın var. İşte seküler spiritüalizm diye şimdilik etiketlediğimiz şey aslında galiba buna biraz gönderme yapıyor. Geçenlerde Katarsis programında işte Gökhan bir izleyici sorusu okumuştu. Hatırlıyorsun onu. Ya bu adam bu kadar ilim bilim falan işinden sonra nasıl getirip olayı dine bağlı hiç anlamıyorum falan demiş. Ben dedim ki arkadaş doğru söylüyor, anlamıyor gerçekten dedim yani. Anlamadığını güzel ikrar etmiş ama bunun anlamsız olduğu anlamına gelmez. Kendisi böyle bir ihtiyaç hissetmediği, bunun üzerine düşünmediği için bu konu anlamsız demek değildir. Bu bir kardiyoloji uzmanının işte ne bileyim kas hastalıkları fantazidir demesine benziyor. Yani o uzmanlık alanında bilmiyor diye o şey yok demek değil. Biraz hayata geniş bakmayı bize döve döve öğreten bir zamandan geçiyoruz. Dini anlatılar esnemek zorunda olduğu gibi seküler tecrübe de esnemek zorunda. Anladık ki sadece yiyip içerek lay lay lon burada hayatta kalamıyoruz. Öbür tarafta dini anlatana ona öyle yap yoksa cehenneme gidersin şey de çalışmıyor. Öyle bir şey de değil. Şu anda insanlık bir karın ağrısı içerisinde. Ben yine tekrarlayayım. Yani benim çözümüm net. Çok kasmaya gerek yok. Gidip o dine gireyim bakayım ha burada sular daha güzelmiş falan diye gezmeye de gerek yok. Neyin içinde yetiştiysen onu al. İnsana faydalı bir şekilde dönüştür ama anlatma, yaşa, göster, bir şey koy ortaya, bir artı koy. Millet de desin ki lan aa böyle de Müslüman, böyle de Hristiyan, aa böyle de ateist olunabiliyormuş desin. Sen ortaya bir şey koy, yürü gitsinler ve hala ve hala ateizm bir inançtır dediğim için bir sopa yiyorum abi. İnanılmaz yani ateizm yani Tanrı'nın varlığını inkar bir kabuldür dediğim için kimse buna dayanamıyormuş. Öyle bir şey var ki. O da inanç abi, sakin olun. O da inanç. O da bir varsayım. Sen insanların varsaydığı... Bu havuzdan kurtulmanın tek bir yeri var, o da ince bir ayar. Agnostik diyeceğim ama tam olarak da değil. Oraya da bir çalışmalı bir ince ayar yeri var. O ayar yerini bulmadığın sürece kurtuluş yok. Hepsi inanç gerçekten. Ben bu dayağı 20 kere yiyip öğrendim hikayeyi. Yani abi inanç canlısıyız. Yani bir kere bunu artık yani bilemezsin. Bizim mesela şu anda gerçek olduğumuzu düşünerek izliyorlar. Yapay zeka şu anda bizim gibi bir sohbet yapabiliyor. Ama bu inanç sayesinde bunu takip edebiliyor. Burada şöyle bir şey oldu da aslında benim yaklaşımımın bir ucu da o tarafta. Şimdi bu 1980'ler kafasıyla bu tarz şeylere baktığında bunlar marjinalite. Yani daha çok o spiritüel havuzdan bahsediyorum. Yani oradaki konusu geçen yapılardan bahsediyorum. Deneysel olarak ya da teorik olarak bunların da birer olasılık barındırdığı şakası üzerinde duruyor ya da bunu kabul ediyorum. Ama bu kabul haricinde bu konular gündem değil ya da işte marjinal bulduğum konular. Bilimsel ya da felsefe iyi konusu olabilir sadece. Evet. Ve bunlar eskiden toplumsal anlamda statüsüz ve değersizdi. Kendi lokal grubu da değilsen. Hani dışarıdaki her yapıdan değerlendirdiğinde hangi başlık altında alırsan al çok değerli değildi. En fazla magazin konusu olabilir içeriklerde. Şimdi konu değil, statü değişiyormuş gibi görünüyor. Şimdi buraya da işte yani... Bunu da şakasını yapıyorum işte 1980'li yıllarda kedi tekmelesek kimsenin umurunda olmazdı. Yani hayvanları sever ya da sevmezsin ama hayvan sevgisini tanımlamamıştık. O biçimde tanımlı değildi. Şimdi kedi tekmelemek seni toplumsal anlamda toplumsal dışlanmaya itebilecek, işte işten kovulmana, ekonomik statülerine itebilecek bir karşılığı var, yapısı var. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi spiritüel havuzdan konuşuyor olmanın artık bu dönemde başka türlü bir tanımı ya da karşılığı var. Ve şey olacak olması gerekiyor. Evet. Daha da yani işte olsun. Nasıl yaşlandıkça sosyal medya hesaplarımız işte önce daha alternatif şeyler, sonra herkes öyle ya da böyle Instagram, Twitter'a gelir. En son Facebook'ta hayatı tamamlar. Mevzu böyle gibi. Facebook'ta sarımsal bütün yutla bitiriyoruz buradaki hikayeyi. Abi, benim 6 aydır bir nedenle Facebook'um açılmıyordu. Geçenlerde bir çözdük. İlk defa cep telefonunda Facebook açtım. 6 ay veya daha uzun süre sonra.
Hiçbir şey değişmemiş abi. Tasarım biraz değişik ama teyzeler, amcalar hala aynı. İnanılmaz. Evet. Gerçekten orası bir geriatri hastanesi gibi yani. Ama bir yandan da en kalabalık yer orası hala. Tabii. Çünkü herkes öyle ya da böyle orada birikiyor. Ben bile girdim düşünüyorum. Böyle bir şey değil. Herkes sizin olduğu yer orası. Böyle olduğu gibi bizim o spiritüel havuzla da ilişkimiz yavaş yavaş yaşam değiştikçe, zaman geçtikçe değişiyor ya da gelişiyormuş gibi de görünüyor. Ve oradaki statüler de değişiyor. Yani 1980'ler kafasıyla algılayamıyor. Onun, bunlar marjinaller, saçmalıyorlar, işte bunlar zaten hep bilmem neler deyip işin içinden çıkamayacağımız bir havuzu var, bir karşılığı var. Ve onlara da belli bir oranda saygı göstermemiz gerekecekmiş gibi görünüyor. Söylediğin şey bana şöyle bir şey düşündürdü. Mesela ilahiyat çalışmak için dindar, Müslüman, Hristiyan falan olmak zorunda değilsin. Tamam, inançsız, bu konuları hiç sallanmayan birisi olarak, akademik olarak bunu çalışabilirsin. Ama bu, senin çalıştığın ilahiyatın sana manevi bir duyum sağlayamayacağı anlamına da geliyor. Bu sadece akademik bir konu olarak kalır. Biz bu yeni spiritüel ihtiyaçları, yeni akımları akademik ya da sosyolojik tespitler açısından ele aldıkça anlayamayacağız abi. Çünkü onun esas konu içinde olanla alakalı bir şey. Yani nasıl ki bugün ilahiyatçılar yani insanın manevi deneyiminden tamamen kopmuş durumda varsa çoğu, yani bazıları var arada, ona bir şey diyemeyeceğim. Ama yani tamamen saçma sapan bir böyle işte şu olursa bu olur mu, şu abdesti bozar mı, o kafada gidiyor ya iş böyle muamelat tarafında. Ya da işin böyle felsefesine vuruyorlar, iyice kendilerini kaybediyorlar falan. Abi normal, sıradan, aciz, zavallı benim gibi bir insanın ihtiyaçları penceresinden bakamıyoruz çoğu zaman bu olaya. Mesela Sam Harris'in beğendiğim tarafı buradan bakıyor. İlk açtığım introduction podcast'ında o uygulamada diyor ki abi diyor senelerce diyor nörofizyoloji de yaptık. Yahu diyor öleceğiz diyor kardeşim diyor. Yani belimiz ağrıyor diyor. Ben diyor dertliyim diyor. Buna diyor bir şey yapmam. Aa dedim ulan yerim bambaşka bir perspektif. Şimdi sen konuşurken fark ettim. Konu içerideki insanın ihtiyacı. Sosyolojik olarak, bilimsel olarak, tarihsel olarak gördüğümüz şeyler onun epifenomenleri, ortaya çıkan sonuçları, görüntüleri vesaire. Esas anlamamız gereken, yani şu anda YouTube'da biz bize muhabbet ediyoruz. İşte sen, ben, bir de üçüncü bir arkadaşımız var orada, her zaman öyle ya. Üçümüzü ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Üçümüzü bireysel olarak ilgilendiren bir şey. Maneviyat dediğin şey, spiritüel deneyim dediğin şey, dünyadaki yaşamın anlamı dediğin şey çok kişisel bir şey. Ve sen bunu istediğin meslek grubuna git sor. Şu dilden çıkarmadan insanları. Mesela bir astronom astroloji sevmez doğal olarak, eğitimi bu yönde. Bir astrolog da mesela astronominin bu yorumlarını kabul edemez. Onun da eğitimi öbür yönden. Herkes kendi cenahından bir şeyler söylüyor ama bir oturup içine döndüğünde ya mesela bir doktor elindeki hastanın niye öldüğünü bilmediğini fark ettiğinde, kimse bilmiyor hasta neden ölüyor. Ölümüne neden olan bir takım organsal durumları sayayım mı? Ölümün ne olduğunu bilmiyor, canlının da ne olduğunu bilmiyor. Bunu teslim etmeye başladığı zaman kişisel düzeyde aslında spiritüel bir yolculuk başlıyor. Ama bu spiritüel yolculuklar tam böyle çıkacakken, ulan bu dindarlar da hep böyle yapıyor, ulan bu dinsizler de hep böyle falan diyerek içine kaçıyor ya, orada bir yolculuk sona eriyor. Yani bu anlatılar, kurumlar, yapılar, sistemleştirilmiş, kurallara dökülmüş dinler, inançlar, ritüeller. Bunların hepsi şu anki haliyle hemen hemen hepsi insanı kendi sorgulama yolculuğundan rahatlatmak, teskin etmek. Baba sakin. Mesela biri diyor ki yok oğlum Tanrım abi keyfine bak diyor. O diyor ooo yok mu diyor o zaman coşalım. Biri diyor ki oğlum diyor Allah var diyor bunların hepsini yarın bir güne sonra ooo diyor süper falan. Cennete gideceksin şu kadar huri var. Ooo harika. Bak diyor bu cehenneme gidecek rahat ol. Şimdi bunları duyduğun zaman tamam daha ben ne yapayım yani? Kendi işime gücüme bakayım, işte ekmeğimin peşinde olayım. Ya da ne bileyim yediğim herzeleri yemeye devam edeyim, neyse yapacağım. İnsanın davranışını doğru yönde değiştirebilmesiyle alakalı bir mesele bunların çok dışında. Ta dibinde. Esas konu o. Bu arada yani... Mesela senin bir spiritüel yolculuğun var, bir gün onu konuşalım. Mustafa'nın spiritüel yolculuğu. Bir reklamcı olarak masada... Ben de bir reklam arasında gidiyoruz diyeceğim ben. Başka birçok branşa ya da çalışma alanına göre sorabildiğimiz bir soru var. Bunu çok tatlı buluyorum. Masaya oturduğumuzda çalışacağımız zaman ne istiyorsun diye sorma şansımız var. Başka çok az bir şey sorabilir bu soruyu.
Tamam. Sen ne istiyorsun? Tamam, belli eylemler gerçekleşeceğiz. Senin en gıcık sorun o. Tamam. Evet. Biliyorsun değil mi? Çoğu insan bilmediği için o soruyor. Evet. Birçok meslek yapısı da bunu öyle soramaz yani. Sen ne istiyorsun diye soramaz ama benim mesleğim ona müsaade ediyor. Böyle böyle getiren de bir alışkanlık var. Bir şeyde. Şey bu yüzden çok tatlı geliyor bakarken. Çok haklısın. Senin söylediğinin sadece altını çizeceğim belki de. Ola gelen her şeyin ihtiyaçtan olduğunu anlamak. Yani bu o kadar basit bir güzel izlek oluşturuyor ki yani ne olduysa inanmalar adına, inanç adına, kurumsallaşması adına vesaire. Bu ihtiyaçtan oldu. Bir şeye ihtiyaç duyuldu. Bazı sorunlar oldu. Ve bunların hep o ihtiyaçların birçoğunun zemininde de korku var, şiddet var, kaygı var. Yani hani endişe var. Hani bayağı gerçekçi bir itme eylemi var. Yani açlık korkusu var, yalnızlık korkusu var, bir şeyler var şeyde. Ve bu ihtiyaç açlıkla senin bazı davranış, mesela bu seni cenaze namazlarına götürdü. Ya da işte başka bir ülkede de bunun başka bir ritüel haline götürdü. Başka bir coğrafya, dünyanın başka bir coğrafyasında başka bir yere, bir dik haline. Bu olanlar o ihtiyaçları karşılamayla alakalı. Şimdi de ihtiyaçlar var. Aynı şekilde şimdiki ihtiyaçların içerisinde tuhaf bir durum var. Aslında belki de seküler derken bunu kaydediyoruz. Eskisi kadar korkma. Korku var. Korku için bazı konular var. Ama eskiden bu 100 başlıktan oluşuyordu. Şimdi 45 başlıktan oluşuyor. Eskisi gibi mesela ben işsiz kalırım, aç kalırım diye korkmuyor. Yani mesela ben onun matematiğini anladığımı zannediyorum. Öyle ya da böyle. Alt limitte ya da üst limitte ama aç kalmam kolay kolay. Türkiye'de %60'ı %70'i aç kalmaz. Yani açlıkla tehdit edilen bir sosyokültürel grup vardır ama önemli bir grubu aç kalmaz ya da yani azıcık sistemle adaptasyonu devam ettirdiği sürece bu tölere edilebilir. Mesela bir tanesi düşmüş. Halbuki bu 30 sene önce böyle değildi. Benim babamın döneminde aç kalmak bir gerçeklikti. Yani gerçekten aç kalabilirdi babam. Ama şimdi benim yaşadığım hayat bunlar düşmüş. Korkular azaldığı için, korkunun şiddeti azaldığı için korkuların yönettiği ihtiyaçların tipi değiştiği için o değişen tipte yeni gelecek olan gerek spiritüel tarafta, gerek sosyal tarafta, davranışsal taraftaki yapılar da değişiyor. Biz de o yapılara adapte olmaya ya da sorgulamaya çalışıyoruz. Bir şey aydım da o aymışlığımı sana anlatırım. Çok mesela bak bu da aklıma şey getirdi. Diyanet arada bir panik butonuna basıyor ya gençler deist oluyor falan diye. Tamam doğru böyle bir veri olabilir. Gençlerin çoğu kendini deist olarak ifade ediyor. Bununla nasıl mücadele ederiz konuşalım. Baba niye oluyorlar? Mesela niye oluyor sorusuyla yüzleşmeye cesaret edemiyoruz. Yani deist ne demek? Bir tanrı var, ben sizi tanımıyorum abi. Vardır, o da kafasına göre bir şey yapıyordur. Ben bir gün çözerim inşallah diye bunları kışkışlıyor aslında. Dini otoriteyi hayatından kovmaya çalışıyor. Nedeni çok basit. Biraz önce senin anlattığın şey, biraz daha muktediriz ya, bilgi var, araç var, yöntem var, üretim var, bolluk var falan ya görece olarak. Artık dünyadaki sorunlarımızı çözmek için doğaüstü güçlerin hükümranlığına ihtiyaç kalmadı çoğu yerde. Yani hala ihtiyaç olan yer var mı arada? Var tabii ki. Yani yaralı kuşlar bölümünü hani bir şeye koyalım yani. Muktedirleştiğimiz bir dünyada yani ne kadar saçma oluyor Allah şöyle yapar seni çarpar diye 100 yıl önce 200 yıl önce çalışan bir söyleme bugün dayatmaya çalışmak ve dayattığın şeyin karşılık bulmamasına kızmak. Anı, hayatı ve gerçek ihtiyacı anlamamak herkese nal toplattırıyor. Problem bu. Sen geleneğini mi, anlatını mı, ezberini mi koruyacaksın, insanlığı mı koruyup yücelteceksin? Buna bir karar vermen lazım. Dolayısıyla bugünkü insanın ihtiyacı belli. Benim, senin ihtiyaçların belli. Farklı ama belli. Ve böyle bir ihtiyacın olduğu bir yerde önce ihtiyacı anlayarak başlamak lazım. İşte Batı birçok şeylerde belli avantajlar nedeniyle hızlı ilerlediği için mesela bu konu da oradan bize gelmeye başladı. Bu arada o kadar benzer bir şekilde bu sohbet mesela şuna da karşılık geliyor. Bu sadece inançlarla alakalı değil, ideolojiyle alakalı da aynı şekilde. Elbette. Ya da siyasetle alakalı da aynı şekilde. Ara değer arıyor herkes, dikkat et. Evet. Yani öyle değil, böyle değil. Evet. Ortaya karışık olmuyor mu? Başka yani ihtiyaçlar var. Ve bu ihtiyaçlara çözüm üretmiyorsan ya da işte bu ihtiyaçlara fayda sağlamıyorsan varlığının bir amacı kalmıyor fiziken. Hala varlığının eski bilinen hikayelerinin gücüyle bağırarak var olmaya çalışmak çok çirkin, çok ayıp. Bizim bu yeni temaslı olduğumuz için işte Z kuşağı ve sonrası ekip hiç sallamıyor abi. Çoğu hiçbir kurumu sallamıyor, hiçbir otoriteyi, hiçbir ideoloji, hiçbir parti, hiçbir devlet umurlarında değil yani. Şey de değil, yani korkmamak değil bu sadece.
gündeminde değil yani. Öyle bir şey olmuş olmamış. Desen ki devleti kapattık, ha öyle mi falan der yani. Devlet açılıyor muydu falan? Umurunda açık mıydı o hala falan. Şimdi böyle bir dünyaya sen o hikayelerle geldiğin zaman burada bir maneviyat krizi yaratıyorsun. Burada bir anlam krizi yaratıyorsun. İnsan bu krizi kaldıramaz. Tekrar söyleyeyim, bu kadar seküler seküler konuştum ama insanın en önemli sorunu maneviyat. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen bu sorunu duymazsan buna çözüm üretemezsin. Şu anda dini anlatılar, kurumsal dinler, o kurumlar, sadece dini alandan konuşayım, sadece maneviyat ihtiyacının uyuşturulmasına hizmet ediyor. Uyuşturuyor yani. Böyle diyor, bunu bil diyor, şunu yap diyor, yırttın diyor. E baba bu, işte faiz, işte efendim roket, uzayda kıble, ne falan. Bunlar diyor senin konun değil diyor. Sen böyle küçük alanında takıl. Bazı insanlar için hala çalışıyor olabilir. Ama sesi çıkan, üretim yapan, talepte bulunan büyük bir kitle için çalışmıyor artık. Biz zaten muhtemelen o kitleyle muhabbet ediyoruz burada. Evet, evet, evet. Ve o muhabbetin bir iktizası var. Bizim bunun altını çizmemiz. Ama buna da aynı zamanda bir yöntem vermemiz lazım. Ben mesela kendimce bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani şunu söyleyeyim, insan yeniden... İma bu konuyu fark etmek açısından muhteşem bir yöntem öneririz. Evet. Yani gerçekten çözünürlüğünü çok yükseltmiş. Bir de İnşallah. Yani hani bu konuda hani senin tarafından bayıldığım konulardan bir tanesi, çözünürlüğü yükseltmenin de ötesinde şeyi de sağlamak, orijinal o. Yani burada millet sana gıcık olacak yani. Üçtür imayı ilk okumuş adam olarak burada yardırıp duruyorsun. Millet sadece biz imayı bekliyoruz falan. Olacak arkadaşlar, inşallah o da geliyor. Ama işte bu açıdan zorluğu olan bir metin biliyorsun işte yani. Zülfiyar'a dokunmak çok mümkün. Ama ben şu konuyu hatırlatmak isterim. O din dediği şey vahiy, tamam semavi kaynak dediğimiz bir kaynaktan gelmiştir, okeydir, o ayrı konu ama dinde de şey gökten zembille inen bir şey değil. Bizim ihtiyacımız. Biz onu formüle ediyoruz. Yani bir tane vahiy iniyor, 40 tane mezhep oluyor bu yüzden. Yani o dinleri biz oluşturuyoruz, yapılandırıyoruz ihtiyaçlarımıza göre. Bugün de adına seküler, spiritüalizm ve alt dalları dediğimiz her şey dinleşecek. Onlar da belli bir süre idare edecek. Ondan sonra onlar da dağılacak. Önemli olan hakikatten kopmamak. O yüzden bu dini bıraktım, kötüymüş, yeni dine girdim, süpermiş, uyuşturucusunu bırakalım. Neyse kültürel vasatımız, ondan bir şey inşa edip bir hayat yaşamaya gayret edelim. Esas da abi ne konuşuyoruz biz Allah aşkına? Doğru yaşayacağız ya. Doğru yaşamak ne demek? Faydalı olacağız. Yani öbür tarafta huridir, ateştir, bilmem nedir. Onlar buranın parametresi değil. Onları git geride kendin hallet. Sen bana ne yapıyorsun? Bana ne faydan var? Biz birlikte şu gezegenin cennet haline nasıl katkı yapabiliyoruz? Ya da cehenneme çevirmekten nasıl işte birbirimizi koruyabiliyoruz? Buna bakacağız yani. Seküler maneviyat dediğin adını ne koyarsan koy. Aslında bunun arayışı bana göre. Tabii şimdi dinsiz maneviyat falan dediğimiz zaman da birileri hemen buna pozisyon alacak. Artık yapacak bir şey yok. İsimler kötü. Evet. Çok direkt bir şey diyemedim. Aslında burada birazcık senin olduğun yer daha riskli, daha nasıl diyeyim, daha çok tanımlama barındırıyormuş gibi görünüyor. Abi isim şey koymadığın sürece, bak böyle bir şey tanımlama yaptığın zaman insan illa bildiği bir şeye benzetiyor ya. Ya olduğun gibi konuştuğun sürece kimseye aykırı gelen bir söylemi yok bunun. Ama sen bir seküler maneviyat dedin mi türbinler bir anda ayaklanır. Bir taraf alkışlar, bir taraf domates atar. Çünkü o terimlerin hepsinin bir çağrışımı var. Halbuki seküler dediğin şey doğaüstü kurallara değil, aklımızı kullanmaya ihtiyacımız var. Bunu söylemek. Ama bir yere kadar. İşte aklın cenazede çalışmıyor. Ya yetmiyor. Yani bunun yetmediğine yani dünyada rasyonel kullanımı, yani Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı gelen herkes daha yeni bunun sohbetini yaptığımız için herkes şeyi söylüyor. Sistemin dışına kaldığında delirmek zorundasın. Yani sistem öyle yapılandırılmış bir sistem diyor. Şeyde yani oraya yani hiç dünya en kritik ateisti bile şey diyor yani manevi bir sorun var şeyle ilgili yani. Herkesin psikolojik rahatsızlık olur yani. Yani şu odaya girdin, ilk defa giriyorsun hayatında. Burayı hiç tanımıyorsun. Buradaki insanı. Buraya girdiğinde ne yapıyorsun? Mesela diyelim burada 3, 5, 8 tane koltuk var. Her birine tek tek oturup deneyip bilmem ne yapıyorsun. Bakıyorsun abi insanların çok ne yapıyorsa onu yapıyorsun. İnsan böyle bir sürü varlığı. Biz bunu unutuyoruz. Ve bu her şeyi deneyemediğimiz için bize çok vakit kazandırıyor. Ama iş çığırından çıktı mı da hoca yaparsa cemaat ortalığı batırıyor mesela. Yani bu tarafa doğru da gidemiyorsun. Bu döngüden biraz çıkalım. Derdimiz o.
Tamam. İnşallah. Efektli anlatım tatlı olduğu konuyla alakalı. Yani bu yani birçok konu için söylüyoruz ama bizim işimiz de bu konuların bazılarının altına çizmek. İşte bazılarında farkındalık zehirlenmesine bir damla da biz katkıda bulunuyoruz hani konuyla alakalı. Ama bu da bu konu daha çok su götürür. Yani farkındalık buna zehirlenmesini başka... bir daha konuşalım. Evet, evet. Farkındalık zehirlenmesi. Yani işte aslında öyle olmaması için bir şey yapmak lazım. Yani devamlı Canan'da bir şey konuşuldu, abi çok aydınlandım. Baba aydınlanma, bir şey yap. Aydınlan, bir şey yap hemen arkasından. Katılıyorum ama bu yine çoklukla ilgili bir sorun. Yani bu senin tanımladığın bir şey, yani çokluklar dünyasındayız hikayesi. Bundan 5 sene öncesi belki söylediğin ya da benim ilk defa senden duyduğum tanım. Bu çokluklarla alakalı farkındalık geliştirmemiz gereken ve çatıştığımız konu grubu çok. Yani, burada tanım Mustafa Acungil'e ait, onu da altını çizeyim. Ha yani arada o zaman... Açık beynin dijital yüzü Mustafa Acungil. bu sonu, bu sohbet daha su götürür bu konu başlığı altına. Yalnız iyi oldu girdiğimiz bence. Evet, bir eli yüzü düzgün belki bir kez daha bakarız. Daha böyle... Belki, söz vermiyor. Davransal örneklere bak. İlginç bulacak başka bir konu bulamazsak belki buna geri döneriz.